Amerika'nın sesinin Washington stüdyolarından mutlu akşamlar. Ben Hülya Polat. Bu akşam New York ön seçim sonuçlarıyla başlıyoruz. New Yorklu seçmen hangi aday adayının yüzünü güldürdü? Delege sayısındaki son durum ne oldu? Ön seçim New York'a çok güvenen Donald Trump, Hillary Clinton ve Bernie Sanders açısından beklenen sonucu verdi mi? Hangi aday adayı partisinin adaylığını almaya daha da yaklaştı? Mehmet Toroğlu'na soralım bu soruları. Mehmet, ön seçim sonuçları başkanlık yarışında genel tabloyu nasıl etkiler? Hülya Polat, New York tabii ön seçim yarışında çok önemli bir eyaletti. Çünkü sunduğu delege sayısına baktığımızda demokratlar açısından ikinci, cumhuriyetçiler açısından ise üçüncü büyük eyalet. Netice beklendiği gibi oldu. Cumhuriyetçi Parti'de Donald Trump, Demokrat Parti'de Hillary Clinton yarışı önde bitiren isimler oldular. Aslında bu galibiyet onlar için sadece New York'ta bir galibiyet elde etmenin ötesinde bir anlam taşıyordu. Çünkü Temmuz ayındaki parti kurultayı öncesinde partilerinin başkan adaylığını garantileme yolunda çok önemli bir adım atmış oldular. Çünkü New York'tan aldıkları delegelerle birlikte rakipleriyle aralarındaki farkı önemli oranda açmış oldular. Önce cumhuriyetçilere bakalım. Emlak milyarderi Donald Trump New York'ta cumhuriyetçi seçmenin oylarının %60'ını aldı. Onu %25 oyla Ohio valisi Kasich ve %15 ile de Texas senatörü Ted Cruz izledi. New York'un 95 delegesinin tamamına yakınını aldı Donald Trump. En yakın rakibi Ted Cruz'un da 845 delege önüne geçti. Tabii Cumhuriyetçi Parti adaylarının nihai parti adaylığını Temmuz'daki kurultay öncesinde garantilemesi için toplamda 1237 delege elde etmesi gerekiyor. Trump ön seçim sonuçlarının netleşmesinden sonra yaptığı açıklamada kendisine oy veren seçmenlere teşekkür etti ve kendisinin parti adaylığını garantileyebilecek tek cumhuriyetçi olduğunu ve Ted Cruz'un matematiksel anlamda yarışı kaybettiğini öne sürdü. Ki uzmanlar da bu noktada tabii Trump'a katılıyor. Artık Ted Cruz'un ya da herhangi bir başka rakibin Trump'ı geçme şansı pek kalmamış gibi görünüyor. İşte aslında tam da bu nedenle Cumhuriyetçi yönetim, Kasich ve Cruz bir strateji izliyorlar. Bu da yani Trump'ı geçmek artık zorlaştığı için Trump'ın parti kurultayına kadar parti adaylığını garantileyecek yeterli sayıda delegeye ulaşmamasını sağlamaya çalışıyorlar. Çünkü bu olursa ne olacak? Parti kurultayı açık bir kurultay haline getirilebilecek. Yani her delege, her adayın kazanabileceği bir açık oylama yapılacak. Burada Trump'ı geçmek istiyorlar. Ama tabii bu çabada Trump'ın elde ettiği her galibiyette bu ihtimal azalıyor. Onu da belirtmekte fayda var. Demokrat cepheye baktığımızda New York'da Hillary Clinton %58 oy aldı ve rakibi Vermont senatörü Sanders'ın %16 önünde bitirdi yarışı. Demokrat Parti'de matematik hesaplarına baktığımızda artık Sanders'ın Clinton'ı geçme şansı açıkçası hayli zora girdi. Aslında Sanders umutlanmıştı. Çünkü New York'tan önce 8 eyaletin 7'sini kazanmıştı ve bir anlamda Clinton'ın ivmesini kırmıştı. Ancak tabii New York yenilgisi Sanders için önemli bir darbe oldu. Şimdi Clinton 2 dönem senatörlük yaptığı New York'tan elde ettiği delegelerle birlikte 1888 delegeyi garantilemiş durumda. Bir diğer avantajı da Clinton'ın tabii kendisine destek sözü veren Demokrat Parti'nin lider kadrosundan oluşan süper delegeler. Demokrat Partili aday adaylarını da nihai adaylığı garantilemek için toplamda en az 2383 delege almaları gerekiyor. Clinton'ı 1174 delege ile izliyor Sanders. Arada fark tabii açıldı ama hala pes etmiş değil. İyimserliğini koruyor. Şimdi bundan sonrasına bakalım. Ön seçim yarışında bundan sonra bizi neler bekliyor? Bir sonraki ön seçimler gelecek salı. 26 Nisan salı günü olacak. Connecticut, Delaware, Maryland ve Pennsylvania eyaletlerinde yapılacak. Pennsylvania tabii burada önemli. Çünkü Pennsylvania her iki partinin de seçimlerden galip çıkabileceği bir eyalet. Yani swing state deniyor. Dolayısıyla hani bu eyalette özellikle Pennsylvania'da alınacak sonuç önemli. Gerçek anlamda asıl hedef tabii en çok delege sunacak olan Kaliforniya eyaleti. Ancak Kaliforniya eyaletindeki ön seçimleri daha var. Daha Haziran 17'sinde. O zamana kadar belki de yarış netleşmiş de olabilir. Gelişmeleri tabii izleyeceğiz. Hülya Polat. Evet, çok teşekkür ediyoruz Mehmet Toroğlu, New York ön seçim sonuçları ve kazanan kaybeden denklemiyle ilgili ayrıntılar için. Başkanlık seçim sürecini izlemeye devam edeceğiz. Yayınlarımızda ve web sayfamızdaki özel seçim dosyasında seçim süreciyle ilgili haberlerimize ulaşabilirsiniz.
dünya gündeminin bir numaralı konusu terör örgütü IŞİD'le mücadele. Amerika'da Musul'un geri alınması çabalarına destek için Irak'a 200 askerle Apache helikopterleri göndereceğini açıkladı. Böylece Irak'taki Amerikalı asker sayısı 4000'i geçecek. İşte ayrıntılar. Savunma Bakanı Ash Carter, sürpriz Bağdat ziyareti sırasında IŞİD'le mücadelede Amerika'nın yeni katkılarıyla ilgili açıklamalar yaptı. Carter, Amerika'nın Irak'a Apache helikopterleri, roket atarlar ve daha fazla asker göndereceğini söyledi. Irak güvenlik gücüne yardım etmeleri için ek danışmanlar göndereceğiz. Carter ayrıca Amerika'nın attığı yeni adımları kabul eden Irak Başbakanı ve Savunma Bakanı'yla da görüştü. Carter'a göre Amerikalı danışmanlar Musul'a doğru ilerleyecek Irak güçleri için önemli. Iraklı güçlerin Musul'da zafer kazanmaları için hareketlenmelerini istiyoruz. Bu da daha çok lojistik destek sağlamak demek. İvme kazanmak için bu destek çok önemli. Carter, Kürt peşmergelere 415 milyon dolar yardım yapılacağını da açıkladı. Kürt yönetimi petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle mali sıkıntı içinde. Peşmergeler şu anda yeterli mali kaynaklardan yoksun. Savaşmaya devam etmeleri için gereken desteği sağlamaya çalışacağız. Bu destek bir yandan IŞİD'e karşı mücadeleyi hızlandırırken diğer yandan Amerikan askerlerini daha büyük riske atabilir. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington. Cenevre'de 3. tur Suriye barış görüşmeleri durdu. Nedeni muhaliflerin görüşmelerden çekilmesi. Muhalifler, rejim güçlerinin Şubat ayının sonunda yürürlüğe giren ateşkesi sürekli ihlal ettiğini bildiriyor. Şimdi gözler Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'da. Suriye görüşmeleriyle ilgili son durumu Serhan Akif Akyıldız derledi. Cenevre'de muhaliflerle Şam rejimi arasındaki dolaylı barış görüşmeleri durunca Suriye'de 6. yılına giren iç savaşta barış umutları yine bir başka bahara kalmış gibi görünüyor. Muhalifler Şubat ayının sonundan bu yana yürürlükte olan ateşkes ihlallerinden Şam rejimini sorumlu tuttu ve görüşmelerden çekilme kararı aldı. Şam rejimi ise muhaliflere tepkili. Cenevre'deki barış görüşmelerine Şam'ı temsilen katılan Beşar Caferi, muhaliflerin masadan ayrılmasının müzakerelerde başarıya ulaşmanın önünde büyük engel oluşturduğunu söyledi. Şam'ın siyasi süreçle ilgili görüşlerini yineleyen Caferi, çözümün birlik hükümeti, yeni anayasa ve meclis seçimlerini kapsaması gerektiğini belirtti. Caferi, başka türlü düşünen bir grubun hayal dünyasında yaşadığını söyledi ve hem bizim hem de kendi vakitlerini boşuna harcıyorlar ifadesini kullandı. Muhalifler, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Suriye'nin geleceğinde herhangi bir rol almasını istemiyor. Şimdi bütün gözler Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'da. Mistura, Cuma günü görüşmeleri yeniden gözden geçireceğini açıkladı. Bu arada savaş alanında da insani yardım konusunda önemli gelişmeler var. Lübnan'ın El Manar televizyonu, kuşatma altındaki bölgelerden 500 kişinin tahliye edilmesi konusunda uzlaşmaya varıldığını açıkladı. Tahliye Şubat ayının sonunda varılan ateşkesten bu yana bir ilk olacak. Serhan Akif Akyıldız, Amerika'nın Sesi, Washington. Türkiye topraklarında en fazla sayıda Suriyeli mülteci barındıran ülke olarak mülteci krizinin boyutlarını ve mültecilerin dramını her platformda gündeme getirmeye devam ediyor. Washington'daki kongre binasında da Türkiye'deki Suriyeli mülteci kamplarında yaşayan çocukların resimlerinden oluşan bir fotoğraf sergisi açıldı. Bazı kongre üyelerinde ziyaret ettiği sergiye ilgi büyüktü. Mehmet Toroğlu'nun haberi. Amerika'da yaşayan Türk genci Sinem Oğuz'un Türkiye'deki Suriyeli mülteci kamplarında çektiği fotoğraflardan oluşan sergi kongrede açıldı. Merkezi Washington'da bulunan Türk İlerleme Enstitüsü'nün düzenlediği bir etkinlikle açılan Sınırda Suriyeli Kadınlar ve Çocuklar başlıklı sergi, aralarında bazı kongre üyeleri ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın da olduğu çok sayıda davetliden yoğun ilgi gördü. Etkinlikte yapılan konuşmalarda Türkiye'nin Suriyeli mülteciler için gösterdiği çabalardan övgüyle bahsedilirken, uluslararası toplumun mülteciler için çok daha fazlasını yapması gerektiği mesajı verildi. Genç fotoğrafçı Sinem Oğuz, özellikle çocuk mültecilere odaklandığı ve mültecilerin günlük yaşamlarını yansıttığı projesinin öyküsünü Amerika'nın sesiyle paylaştı. Ben Türkiye'de, Ankara'da doğdum ve Amerika'ya 2009'da geldim ve ben kendim resim çekmeyi çok seviyorum ve son senelerde televizyonda bu Suriye mülteci problemleri hakkında çok duydum ve Turkish Heritage Organization'ın yardımıyla beraber Şanlıurfa'daki mülteci kamplarına gittim.
Oradaki kamplarda gördüğünüz gibi çocukların resimlerini çektim. Ve bu benim için çok önemli bir şeydi. Çünkü televizyona gidip baktığınızda daha fazla political konular hakkında konuşuyorlar. Ama benim için önemli olan bu savaştaki olan çocukların ve hayatların da önemli olduğunu göstermek istedim. Etkinliği düzenleyen Türk İlerleme Enstitüsü Başkanı Derya Taşkın, amaçlarının Türkiye'nin yardım ettiği Suriyeli mültecileri kongre üyelerine göstermek ve Türk-Amerikan ilişkilerinin olumlu şekilde ilerlemesine katkıda bulunmak olduğunu söyledi. Bugün de bunu başardığımızı düşünüyoruz. Çünkü 3 tane kongre üyesi geldi ve şu an ortalama 30 tane kongre üyesinin özel kaleminden tutun kanuni destekte bulunan ya da elemanlarından herkesten, her ofisten bir tane burada. Buradaki konuşmaları alıyorlar ve kendi kongre üyelerine iletiyorlar. Bu da bizim açımızdan en azından Türk-Amerikan ilişkisini bir adım olumlu şekilde ilerletebilmek için yapmak istediklerimizden bir tanesidir. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç da Suriyeli mültecilerin Amerika ve uluslararası toplumdan yeterli ilgiyi görmediğinden yakındı ve uluslararası toplumu mültecilere yardım konusunda daha aktif olmaya çağırdı. Büyükelçi Kılıç, serginin kongrede açılmasının özellikle önemli olduğunu da belirtti. Uluslararası toplumdan bugüne kadar ben maalesef Amerika'dan baktığım kadarıyla en azından beklenen ilgiyi gördüğümüzü söyleyemiyorum. Amerika 10 bin mülteci alacağını açıkladı. Şu ana kadar 1400 kişi alındı. Amerika'nın ekonomik büyüklüğüne bakarsanız, Amerikan toplumunun insani konulara yaklaşımına bakarsanız bu rakamın çok çok daha yüksek olması lazım. Bu insanlara Türkiye kendi vatandaşından toplanan vergilerle çok ciddi bir kaynak ayırıyor acılarının hafifletilebilmesi, hayatlarının kolaylaştırılabilmesi için. Bu anlamda da çok ciddi desteğe ihtiyaç var ama her şeyden önce bu insanlara uluslararası toplumun kendilerini düşündüğünü, kendilerinin acıların hafifletilmesi için gerçek bir arzu taşıdığını göstermesi gerekiyor. Türkiye bunu gösterdi. Uluslararası toplumda daha fazla gecikmeden göstermesi lazım. Onun için bu sergiyi ben çok önemli görüyorum. Etkinliğe katılan kongre üyeleri de Türkiye'nin Suriyeli mültecilere yardım etmede yapabileceğinden de fazlasını yaptığını, Amerika'nın da ülkeye daha fazla mülteci kabul etmesi gerektiğini söylediler. Mehmet Toroğlu, Amerika'nın Sesi, Washington. Biraz da ekonomi. Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim, küresel ekonominin zayıf petrol fiyatlarının da düşük olması yüzünden kaygılı. Dünya Bankası Başkanı ayrıca vergiden kaçan zenginlerin offshore hesaplarıyla ilgili gelişmeler nedeniyle de endişeli. Küresel ekonomik istikrar Dünya Bankası Başkanı Kim Jong Kim'i kaygılandırıyor. Küresel ekonomik büyümedeki zayıflığa, petrol fiyatlarındaki düşüşe ve Avrupa'daki mülteci krizine değinen Kim'e göre Dünya Bankası'na büyük iş düşüyor. Orta gelirli ülkelere bu yıl 25 milyar dolar borç vereceğiz. Bu miktar tahminimizin 10 milyar dolar üzerinde. Dünya Bankası tarihinde ilk kez 4 yıllık dönemde 150 milyar dolar borç verecek. Sadece Suriye'de yeniden yapılanmanın maliyeti 180 milyar doları bulacak. Petrol üreten ülkelerin küresel taahhütleri yerine getirmekte zorlanmasıysa durumu daha da kötüleştirebilir. Bu ülkelerin çoğu için kar zarar dengesi ham petrolün varil başına 80 ila 90 dolar olmasıyla sağlanıyor. Uzmanlar petrol fiyatlarının bir süre daha düşük kalacağını tahmin ediyor. Petrol fiyatlarının geçen yılın sonundaki gibi 20 küsür dolara inmesini beklemiyorum. Bir süre için 40 küsür dolar petrol fiyatının çıkabileceği en yüksek seviye olur. Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'nun ortaya çıkardığı Panama belgeleri, vergi kaçakçılığının ulaştığı boyutları gözler önüne serdi. Kim Jong Kim, gizli offshore hesaplarla kaçırılan vergileri geri almak için hükümetlerle işbirliği yaptıklarını söyledi. Faaliyetlere karışan herkese şu mesajı veriyorum. Şeffaflık politikasından geri dönülmeyecek. Dünya giderek daha şeffaf hale gelecek. Herkes çok dikkatli olmak zorunda. Serhan Akif Akyıldız, Amerika'nın Sesi, Washington. Yayınımızın sonuna yaklaşırken bir hatırlatma. Bütün haber ve videolarımız Amerika'nın Sesi web sayfasında, amerikaninsesi.com adresinde. Haber ve programlarımızla ilgili yorumlarınızı ekranda gördüğünüz adrese bekliyoruz. Görüşleriniz bizim için çok önemli.
Yarın akşam yine birlikte olmak umuduyla Amerika'nın Sesi Haber ekibi olarak hepinize iyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.